Evet, Mersin'in Tarsus ilçesinin Dedeler köyünün Kilik mevkisinde Duran amcanın başına, Duran dedenin başına ne geldi acaba? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Evlatları da bu sorunun yanıtını arıyor. Biz de arıyoruz canım. Yadigar Hanım da bu sorunun evet, yanıtını ben arıyor. Ben bunun için geldim çocuklarımı tebrik Öyle mi? ettim. Sen artık bu ölümü şüpheli buluyor musun? Hayır. Ama neyin cevabını arıyorsun o zaman? Normal bir şekilde mi hayatını kaybetti? Yani doktorların raporuna göre normal Tamam diyorlar. ama vücudundaki o darp izleri O da biraz... düşmeden dediler canım. Düşmeden. Düşmeden Evet. bu kadar olmaz. Evet. O kadar olmaz. Nasıl olur? Evet. Ama benim kafama takılan bir soru var. Şimdi burada hanımlarla bir yayın yapalım istedim. Evet. İki gelin burada. Ayfer Hanım burada. Evet. Yadigar Hanım burada. Ve Pervin Hanım burada. Onlarla yayın yapalım dedi. Kafamıza gibi bir hanım hanıma bir konuşalım istedim. Evet. Şimdi ama benim Cumali Bey'e soracağım, merak ettiğim bir soru var. Cumali Bey beni duyuyor musunuz? Cumali Bey'i göreyim. Nerede? Bu nasıl bir kadraj? Cumali Bey'i gösterseniz arkadaşlar. Cumali Bey, şimdi siz Duran amcayı öldüğü gün mü aldınız şeyden, kahveden? Bana mı soruyor? Evet, sana soruyorum. Evet. Öldüğü Evet, gün, evet. eminsin yani. Ben 11'de 11 civarı aldım. Akşama kadar ben bahçe suladım. Rahmetlik olduktan bir gün sonra sabah mezarını kazarken mezarlığın içinden ana yol geçiyor. Sen Cumali Sabahleyin Bey... öğrendim ben ölmüş olduğunu ve Mehmet'i aradım, başsağlığı diledim. Saat Ve benim kaçta götür bıraktın? Cumali Bey sen kaçta bıraktın? 11 gibi mi 11 bıraktın? civarı olması gerekiyor. Yani tam çünkü 1,5-2 saat sonra öğlen ezanı okundu. Yani 11 gibi bıraktın Evet, sen. 11-11,5'ta olabilir Diden Hanım. Şimdi dinleyeyim yani 11,5 gibi, 10 gibi, 11 gibi, Yani yani bu iki pazartesi şeyin günü. de olması lazım. Tamam. Evet. Kayıtlara düşsün. Bunu neden sorduğumu yarın açıklayacağım. Çünkü yarın ya otopsi raporuna göre aynı gün almış olma ihtimalin, bilemiyorum, günlerim acaba karıştırıyor olabilir misin diye bir soru soruyorum. Ona yarın devam edeceğim. Ne diyor? Ben şimdi hanımlarla konuşmak istiyorum. Şimdi Ayfer Hanım diyor ki ben 20 yıl boyunca işte saçımı süpürge ettim, baktım. Sizler neredeydiniz diyor. Haklı. Siz de gelinsiniz, o da gelin. Niye sadece onu suçluyorsunuz? Niye suçluyorsunuz? Yazık, günah Üstadlar, değil mi çünkü ona? orada durdum. Orada durmam suç. Ne diyeceksiniz Ben buna? Ankara'dayım. Ben ne yapabilirim? Kaynanam öldükten sonra... Karşıya bakarak konuşun ne olur. Bakış açısını, Nereye? yüzünüzü göreyim. Kaynanam Nereye öldükten bakacağız? sonra kayınbabam geldi bize. Gözlerine yine bakarım. 3 gün kaldı. Benim senin gözlerinle bir işim yok Yadigar. Ben de sana bakıyorum canım. Hayatım, benim seninle bir işim yok Şimdi hoş zaten. geldin yine Lütfen de. sus. Bize geldi. 3 gün hastane işleri vardı. Onları halletti. Dördüncüsü gün kaça kaça gitti. Nereye gitti? Kalmayı sevmiyordu. Benim ayağım Kendi toprağa, topraklarını. Ha, toprağını. Ayağım toprağa değecek gelin derdi. Evet, Ve peki. gittiğimiz zaman da senede bir veya iki giderdik. 2 saat, 3 saat durur giderdik. Kalamaz mıydınız orada? Karşıya bakın ne olur. Şimdi Yadigar mı istemezdi sizi orada? Yok. Onu diyemem. Kaynanam yoktu. Evet. Kaynanam öldükten sonra oranın düzeni kalmadı. Peki Yadigar'ın, hiç yani kızları istememezlik diyor ki. yapmadım. Ha, Ayfer yengem Nasıl? söylesin. Nasıl? Ayfer yengem, onun ismi Ayfer ya. Ha, Ayfer Ayfer yengem söylesin. Neyi söyleyeyim? Böyle ısrar ederdim kalın diye. Israr eder miydi kalın? Yok, kalma değil de hani yiyelim, yiyelim, içelim, içerim, yapalım derdim. Abla. Çünkü ben senede bir sefer gidiyorum. Her gün Yenge kapısını hadi bir şey aşındıran bir yapalım. insan değildim. Öyleydim yani, ne Ama bileyim ben. Ne dedin tabii. Yadigar, bir dakika, ne dedin Yani Yadigar? hadi yenge beraber olalım, bir şey yapalım, şöyle güzel bir sofra kuralım, yiyelim, Ama içelim. yemezdik de içmezdik de. Yani. Yemedin içmedin. Hayır, yemezdik de içmezdik de. Çok nadir. Çok nadir. Senede bir sefer gelirdim veya 2 sefer. Bir Yani iki saat yensin içersin ne dururdum. olacak? Bir komşu da gelir beraber Bir iki yapalım. saat dururdum giderdim. Kaynanamdan sonra Evet. oranın tadı tuzu kalmadı. Ya büyük yani, ne de olsa büyük Yani. yani. Kaynana demek büyük demek yani. Peki Yani. o gün ne oldu? Bak saat 11'de Evet. Cumali Bey getirdim diyor ya Evet. şeyi. Bu çok sıcak oldu bu arada. İçerisini biraz daha açabilir miyiz, Evet canım. klimaları? Saat 11'de getirdim diyor. Evet. Sen de o civarda görmüşsün. Ben sade geçtiğini gördüm. Sen ne yapıyordun o sırada Ben geçerken? domates şeyi otunu çekiyordum yani. Evet. Hatta Elinde ne dedi, vardı? Keser gibi bir şey mi yok vardı? Mehmet dedi ki şeyle dedi, kazmayla dedi, onların dibini bir kat doldur dedi. O da mercefe yani. Mercefedir, o bilir. Konuştunuz mu Yadigar? He? Kayınbabayla Hiç konuştun mu? konuşmadım. Sade Peki, geçtiğini bir gördüm. dakika bir şey söyleyeceğim. Konuşmadın. He? Sen bize He? birkaç kayınbaba öldükten sonra, vefat edip gömülüp geldikten sonra biz de uğradık. Sen olayı anlatırken kayınbabam yanımdan geçti, gelin kolay gelsin dedi demedin mi?
dedin. Önceki, sen hayır dedin. Önceki ölmeden de, hayır, ölmeden domates ekiyordum. Ben onu anlatmaya çaldım. Önceden bir gün evvel dedin Yadigar, bak bunu inkar etme dedin. Gülüm, balcana dibine doldurdum. Öldüğü gün mü gördüğünü söyledi? He. Yani tabii, konuştuğunu söyledi. Burada yanımdan geçti. Gelin kolay gelsin. Konuşmadım Gülüm. Sağ ol baba, sağ ol dedim. He. Geçti gitti dedi. Siz yanlış anlamış olabilir misiniz? Bak, bir gün evvel dedim balcana dibine dolduruyordu. Öldüğü gün konuşmuşsunuz. Kesinlikle. Kızı da öyle, görümcen de öyle söylüyor ama. Aynı şey benim anlattığımı anlattı. Ona söyleyeyim. Bize öyle söylesene. Yok yok, bize de ilk önce öyle anlattı. Balcan dibi dolduruyordu. Babam yanımızdan dedi, yanımdan geçerken. İkinci gün. Kolay ikinci gelsin. Güne. Gelin dedi. Sen bir daha da görmedim babamı dedi. O öyle dedi. Evet. Çamın altında dedi. Yani konuştum. Saat 10-11'e yakın ölmüştü zaten dedi. Burada ha, çamın altında o kadar. Sen dedin onu. Bak, hadi yayınlarda canım, da hadi var. Hadi canım. Daha hadi. Yayınlarda da yok var. İzlersiniz. Ben dedim ki kayınbabamı Furkan götürdü dedim. Yemek götürdü dedim. Çocuk dedi ki dedim anne dedem böyle mi böyle olmuş. Eli de elini şurasından dedi. Öyle diyeyim diye çalıştırdım dedi. Anne dedi dedem ölmüş dedi. Tamam, sırtına ne oldu? He? Sırtına ne olmuş? Görmedim görüm. Allah var, şu Allah var ya, eğer Allah'ınızı biliyorsanız. Ben sadece yemeğe saldım çocuğuna. Peki ne oldu Yadigar? Vallahi ben, bu kayınbabana ne oldu Gülüm? Vallahi bilmiyorum canım benim. Öldürüldüğünde ya bilmen gerekiyor. Bilmen, sen sorumlusun ondan. Bilmen tamam, gerekiyor. Tamam, sorumlu olabilirim ya, ama. Gerçekten gelmiş. Niye mi sormuyorsun? He. Aç mısın? Susuz musun? Hasta mısın? Sağ mısın? Kız. Lan akşam yemeğinden akşam yemeğine çocuk görüyor ya. İşte. Hiç mi vicdanınız yok Gülüm, sizin? Allah aşkına benim ya. Tansiyonum. Hadi biz dışarıdayız. Burada bir dinle beni. Bir dinle. Bir dinle. Yadigar, bir dinle şey beni. Evet. Hadi biz dışarıdayız. Haftada, ayda, yılda bir geliyoruz. Ondan siz sorumlusunuz. Sen gitmezsen eşin. Ya eşim, bir gün yok. Allah aşkına eşim aşağı de inip tahanın hatırını sordunuz mu bu adamı? Sordum. Ya, sabah babam sizin eve gelir. Sordum. Beni kirliğe bırak. He. Kirliğe bırakılır. He. Önüne gelen götürür. Kim arabası bakayım? Var elbise. Önüne gelen kim kirlikten alır var? Götürür. Ama sizler maşallah padişahsınız, ağsınız. Hiç kimse gidip babamı kirlikten almaz. Aç mı kalmış, susuz mu kalmış. Akşam yemeğine Furkan'a git bak dedene yemek götür. Kız oğlum tansiyonum böyle yükseldi. Şekerim çıktı abla. Arabası da var, traktörü de var. Oğlum gidemedim yani. Yadigar bakar mısın? Bizle konuş. Bak sen de konuşuyor şu anda. Evet. Bak sen de sana bir şey söylüyor. Ablan seni suçluyor. Evet. Diyor ki arabanız varmış sizin. Var. Niye başkaları getirip götürüyordu dedi. Evet. Bu adam başkalarına... Her zaman öyle. Nerede her zaman öyleymiş canım. Sürekli öyle. Bu başkaları getirir. Boşalmış öyleyse Mehmet arabayı. Bırakır. O görüntüm de vardı ama silinmiş ne yazık ki. İspatlayamıyorum. Pikapla bıraktığı görüntüm de vardı. Bak bir şey söyleyeceğim Yadigar. Saat 11 gibi, 11.30 gibi geliyor. Evet. 4.30, 5 gibi siz buluyorsunuz. 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5 saat. Sen mi oradaydın, ben mi oradaydım? Dinle, dinle. Dinle Yadigar. Bak 11.30'da geliyor ya. 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5 saat. 5 saat boyunca o adamı dışarıdan biri, ya dışarıdan biri geldi bu adamı böyle öldüresiye dövdü. Orada en sonunda bir can çekişerek adam öldü ya da siz yaptınız. Vallahi yani. Kesinlikle Allah var, Allah da biliyorum, kulunu da ben biliyorum. Orada... Öyle bir şey kesinlikle, hele Mehmet'ten var ya, kesinlikle aklınızın eğer ucundan da giderse vebalını alırsınız. Ha, Mehmet Bey bir saniye canım, bir benim dakika. Benim de vebalımı söyle. Alırsınız, onun da vebalını alırsınız. Tamam söyle. Ben 33 senedir içlerindeyim bunların. Bir karşıya bakarak konuşuyorum. Evet. Sürekli gelirim giderim. Evet. Kaldığım günler de çok oldu. 10 gün oldu, 5 gün, 5 gün oldu, 1 hafta kalırdık sürekli. Eskiden mi yenge? Eskiden. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Eskiden veya yeniden ne fark eder? Eskiyi söyleyeceğim. Hani bahçede kalmasam bile köyde kalıyordum. Ne duydum böyle bir ölüm, evet, ne gördüm. İşte biz de görmedik. Ne çevrelerden duydum. Biz ne köyün içinde inanmıyoruz. İlk defa bizim başımıza geliyor böyle bir olay. Yenge. O dağın başından dışarıdan birinin gelip yapması mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Kayınbabamı severlerdi. Dost, düşmanından çok dostu vardı adamın. Bizim de öyle. Dostu şimdi vardı yani. İzlemez sonra. Severlerdi. Adam tek başına şey yaşlı, kendini götürüp getiriyordu yani. Böyle siz bir insan. Ve arsayı satmak istediğiniz, arazileri satmak istediğiniz de karşı mı geldi? 20 dönüm mü yeri? Evet. Karşı hayır mı geldi dedi size? Hayır abla, Allah var. Tek evladım sen Allah değilsin derdi. He? Tek evladım, tek sen, evladım değilsin. Sen değilsin derdi. Allah var abla. Mehmet var ya, istese yapardı. Tabii. Ama adam ne dedi? Ben Allah'ımı düşünüyorum. Ben bu dünyamı kaybedeyim. İster ki bir tane yorganım olsun dedi. Şimdi bak, öldürüldüyse bu kişi, bunun bir nedeni olmalı. Evet. Orhan Bey'in kendi alanı zaten. Bir tane yorganım olsun dedi. Eğer bu bir cinayetse, dur Yadigar'cığım, bu bir cinayetse. Ben inanmıyorum. Değil mi cinayet? Hayır. Hayır. Ama düne kadar biz de aramaya geldik dedin. Cinayet değilse bile normal ölümde değil. Evet yani, öyle değil. Evet, ben inanmıyorum.
Ben inanmıyorum çünkü nasıl inanmıyorum biliyor musun? Yani adam kendi halinde gezen bir adamdı. Ben de kendi halimde bir iş tutan. Dedi ki sen iş tutuyorsun, gönlünü eğiliyorsun dedi. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Cumali Bey dedi ki ben o gün eğer doğru hatırlıyorsam, evet, o gün onu aldığında, evet, işte düştüğünü söylediler ama diyor gözünde, evet, morluk yoktu, elinde bir şey yoktu, kollarında bir şey yoktu. Yani düşme dediniz ya siz, evet, önce. Kendi ya kendi bak bir söyledi. Şey söyleyeceğim. Evet. Tamam kendi söyledi, evet, de düşmeyi de geldiğinizin ikinci günü söylediniz. Evet. Şimdi düşme biz sonucu bilmiyorduk bak bence. Cumali en son onu gören Cumali Bey. Evet. Cumali Bey diyor o ki ne biliyorsa, bak ben oruçluyum çıksın diyor. Bak ben oruçluyum, ha, diyor. Evet. O halde perişan nasıl, bir halde. Nasıl bindirdiyse yadigar, arabaya yadigar, öyle söylesin. Ama bindiğinde adamcağız düştüğünü söylemişler ama bir, evet, şey yokmuş. Arabaya binmiş. Sonra 2 dakika sonra inmiş ve sonrasında evine yürüyerek gitmiş. Sen de orada yürüyerek görmüşsün. Yani, evet, o sırada kahvenin önünde onun başına bir şey gelmemiş. Evet. Sonrasında eve geldiğinde bir şey gelmiş başına. Kesinlikle, kesinlikle kabul etmiyorum. Ne diyor? Mehmet mi konuşmak istiyor? Tam Mehmet alalım buraya. Tam kesinlikle gelsin Mehmet. Kabul etmiyorum. Mehmet buraya gelsin. Yani ne olduysa orada olmuş. Hayır. Bak, ne olduysa orada, hayır, olmuş. Hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Biri ona, biri ondan bir şey istemiş. Evet. O da ona vermemiş. Aynen. Ne olduğunu bilmiyorum. Bak, ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel uydurmuşlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi bak Mehmet. Mehmetçim. Buyur. Sen dedin ki gel otur canım. Ben kocama sonuna kadar güvenirim. Ama Yadigar bir sus bak hocana söyleyelim. İki kardeşler burada şey yapsınlar. Evet. Sen diyorsun ki, ya daha Mehmet sen dedin daha doğrusu, kahvenin orada düşmüş, bu hale gelmiş, ondan sonra da yani orada da ölmüş bir şekilde diyorsun. Şimdi kahvenin önündeki düşmesiyle biz dedenin bu hale gelmediğini artık biliyoruz. Evet. Nereden biliyoruz? Cumali Bey'in bize anlattıklarından, evet, biliyoruz. Çünkü Cumali Bey diyor, dedi ki ben arabamı aldığımda 2 dakikalık yolculuk sırasında gözünde kan yoktu. Alnında kan yoktu. Elleri parçalanmış halde değildi. Normal gömlek elindeydi. Yani giymişti, evet, gömleği yani. Bir kan yoktu. Bir yerinde bir şey yoktu. İnince senin karın da görüyor. Ya gelini de görüyor. Yadigar da görüyor. Şimdi, yine bir şey yok. Evine yani gidiyor. Hocam, bak, evine gidince ne oldu? Ne oldu? Yüksek. Yani bak yolundan yüksek bunun çalıştığı yer. Benim, domatesin içinde de uğraşırsa bir de bahçe görünmez böyle yani. Kenarı tüm limon. Ya hadi diyelim görünmez. Ya sadece, evet, Mehmet, yani sadece Mehmet, geçtiğini görebilir. Mehmet benimle, evet, bana bir anlattı ya. Ağaçlar vardı. Ya ağaçlar Mehmetçi, vardı. Şu anda ağaçları kestirdiler bunlar. Tamam bir dinler misin? Dinler misin? Dinle, önce ya, dediniz ki ya. Cumali onun biz hale... dinlemeye geldik zaten. Tamam. Cumali ne olduğunu biliyor dedin. Cumali Bey'e biz dinledik. Evet. Arabamı aldığımda bir şey yoktu diyor. Evet. Normaldir diyor. Yani düştüğünü söylediler de hali yani arabayı da binde elinde yürüdü. Böyle yani. Ama hadi diyelim senin karın, evet, da görmedi. Evet. O zaman evin önünde bir kendimizi, hocam kendimizi ifade edemediğimizden bu duruma biz yani Allah'ınla kendi arasında gelmiş oraya ama sizinkiniz dediğiniz gibi bir şeyler olmuş. Bizim o ana kadar şeyimiz yok. Ne olmuş işte? Ha, yani ne olmuş? Olmuş o ana kadar bizim de bilgimiz yok. Ta ki acil 112 gelip çevirip şeyi olana kadar ölmüş dedi. Ben o ana kadar bile inanmadım. Bir saat babamın öldüğüne. Çünkü ya, ben beraber yaşayan bir şey adamım. Söyleyeceğim. Yüzüstü mü yatıyordu? Yüzüstü. İsterseniz tarif edeyim hocam. Tarif et. Tarif etsin. Böyle şurayı orada düşün. Tamam. Böyle düşüktü. Biz acil 112. Yastık getire. O da yatma ya. Yok sıkıntı, ha, yok. Tamam. Böyle yatıktı. Ha, bu şöyle, ha, şöyle kollarda şöyle kilitlenikti şöyle, hocam. Şöyle diyordu böyle. Kollarda. Bu ayaklarda böyle cırmalamış böyle yeri. Diyor. Sen öyle sandın. Değil, doktor kalp dedi, gelen acil 112 dedi bunu. Kalp krizi geçiren adam çırpınmaz ki. Ay, kalp, kafası aşağı doğru muydu, yukarı? Yok.